Tekno Safari kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyoda konuğum. Aslında konuk da değil artık. Sürekli bizimle birlikte olacak. Onur Alp Aydın. 15 günde bir. 2 haftada yanındayım. 2 haftada bir bizimle beraber. İletişim bilgisi bize nasıl ulaşırsınız? Twitter'da Tekno Safari'yiz. Ben Timur Akkurt'um. Onur Alp Aydın. Murat da Murat Patika. Bize istediğiniz zaman buralardan ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Facebook sayfalarımız var. Facebook'ta bizim sayfamız Tekno Safari. Onur seninki ne? Direkt Onur Alp Aydın diye aratılınca zaten Google'da ilk çıkan birincisi YouTube kanalı oluyor. İkincisi ardından Facebook oluyor. Çok fazla aramazlar diye düşünüyorum. Kimse. Sadece search etmeniz yeterli. Aa, ben o zaman bir hava atayım sana Onurcuğum burada. Android şeyde Google Play'de Timur Akkurt diye ararsanız benim uygulamamı bulabilirsiniz. iOS telefonlar veya tabletlerde de Timur Akkurt derseniz beni bulabilirsiniz. Orada her türlü ulaşılabiliyorum. Her şey var. Bak ne biçim gol attım sana. Evet. Ben de bir ara girişmiştim öyle bir şey ama beceremedim. O yarım kaldı. Yani onu da kendim.com'da yaptırdım. Çok keyifli bir iş. Hakikaten tavsiye ederim. Şimdi Galaxy S5 bununla ilgili canlı yayın da yaptık. Üzerinde daha da konuştuk. Fakat senin bununla ilgili mutlaka bana diyeceğin bir şeyler S5'le var. S5'le diyecek çok şey var. S5 öncelikle beklentileri karşılamadı. Yani Hayal kırıklığı var. Çoğu kişi de var. Çünkü mesela Samsung Galaxy Note 3'te alışılmış olan 3 GB RAM'in altına düşülmesi ya da işte biliyorsun Samsung Galaxy Note 3 birçok modelle geldi ve Avrupa modeli 8 çekirdekliydi. Buna karşın S5'in tek model olarak yayınlanması, aslında tek model değil de oraya da gelelim sonra ve 4 çekirdekli olarak yayınlanması bir hayal kırıklığı yaratıldı. Batarya olarak daha yüksek bekliyorlardı. Birçok işte 2K ekran bekleniyordu, bu gelmedi. Bunun gibi birçok modelin ardından yetiştirilemediği dedikoduları. O daha büyük çıkarıldı. Skandal yani. Aynen, hani zaten ilk başta Samsung'un CEO'su S5 modelini muhakkak 64 bit işlemciyle geleceğinin altını çizmişti. Yine o gelmedi. 32 bit işlemciyle devam ettiler. Ve şu an hali hazırda 9 tane Samsung Galaxy S5 modeli yazılı olarak mevcut. Bunlar işte AT&T, Vodafone, T-Mobile gibi farklı operatörlere alakalı. Ve iki olarak da Avrupa ve Asya diye ayrı iki tane daha model mevcut. Şöyle baktığımızda bu zamana kadar Galaxy S3, S4 serilerinde Avrupa ve Asya modelleri için farklı donanımlar sunuyorlardı. Hı hı. İşte genelde iki katı çekirdeğe sahip oluyordu Avrupa modeli. Daha önceki modellerinde bir tanesinde RAM farkı vardı. Fakat S4'te onu da sabitlemişlerdi. Ve sistemsel olarak Avrupa kullanıcısı belirli oranda daha yüksek sisteme alışmıştı. S5'te biraz da bu. Peki bu nedenle mesela ben hep merak ediyorum onu. Yani mesela diyor ki Türkiye'ye işte şu chipseti koymayacaksan tamam LTE falan yok. Belki onun altında da. Hani resmi bir açıklama olmamasına rağmen en azından ortak kanı şu şekilde. Amerika'da telefon kullanıcıların çok yüksek bir oranda Apple kullanması ve bu kullanıcıların sistemsel özelliklere çok fazla dikkat etmemesi. Çünkü Apple kullanıcıları şöyle bir şansa sahipler. Yazılımsal olarak çok akıcı bir işletim sistemine sahip oldukları kolay için kolay kullanıma sahip. Ciddi bir CPU ya da bir donanıma önem verme ihtiyaçları doğmuyor. Dolayısıyla Samsung da bunu bildiği için boşu boşuna çok yüksek performansı donanım olarak vermek ihtiyacı olmuyor. Ve maliyetle rahat savaş maliyetleri yapıyor. Azaltıyorlar ama Avrupa pazarı ve işte Asya pazarı biraz daha farklı olduğu için ve Android'li cihazlar daha revaçlı olduğu için donanıma abanmak zorunda kalıyorlar. Çok fazla üstüne gitmek zorunda kalıyorlar. Buradan kaynaklanıyor fark. Anladım. Bir de şöyle bir açıklama var. Daha doğrusu bu dedikodu. Samsung Galaxy S5'in yetişmediğinden dolayı S5 Prime'ın geleceği bahsediliyor. Prime'dan kastı da S5'in bir üstü. Nasıl işte Samsung Galaxy S4'te S5, S4 Mini, Galaxy S3'te S3 Mini gibi versiyonlar çıkarttılar. Bir üst çıktı şimdi. Şimdi muhtemelen yine S5 Mini yapılacak. Fakat buna ek olarak bir de S5 Prime yapılacak. Ki bu bence yapılmaması gereken bir hareket. Hani amiral gemisi eğer piyasaya sürüyorsanız S5'se onun en iyi cihaz olması gerekir diye düşünüyorum. Aynen. Hani bir altı büyük bir lansmanla tanıtacağına git o zaman. Git onu tanıt değil mi? Öbürünü yani tanıt. Samsung çünkü hani piyasadaki diğer cihazlarla yarışmak için bir yıldan daha kısa sürede bir yeni flagship yani amiral gemisi tanıtıyor. Hı hı. Herhalde sırf onu tanıtabilmek için zamanında yetiştiremeyip elde de bu var. Bunu elde bir de bu var. Bak bir de bunu Prime diye koyalım diye düşünmüş olabilirler. Beklenen özellikler de şu şekilde. İstersen onları da söyleyeyim. Tabii ki. Boyutunu biraz daha büyüteceklermiş. 5.25 inçe çıkaracaklarmış ekranı. Ki bu S5'in daha farklı bir modeli olmuş oluyor. Bence tam olarak S5 Prime değil.
2.5 GHz'lik işte quad core bir işlemci veya ek olarak Avrupa modeli için 8 çekirdekli bir Equinox chipset koymayı planlıyorlarmış. İddialı bir model aslında olacak. Çok iddialı. Zaten 2 GB RAM koydular onun üzerine, şimdi bunda 3 GB. O zaten büyük bir hayal kırıklığı. Yani ben kimle konuştuysam bununla ilgili nasıl 3 GB ben olmaz? Ben inanamadım. Zaten onu biliyorsun lansmanda söylemediler. Ben daha sonra internet üzerinde bulamadık da o anda. Aynen. GSM Arena üzerinden gördüm. İnanmadım yani, dedim olamaz herhalde böyle bir şey. Bataryayı da büyütüyorlarmış 3 ampere. 2800 değil mi? Aynen 2800'dü. İşte internet bağlantısını 4G LTE falan, onlara zaten girmiyorum. Biz ne yazık ki kullanamıyoruz. 4.4.2 KitKat'ta zaten cabası beklenen şeyler. Yani çok peki zamanlama olarak ne mesela bu yeni model? Bu amiral gemisinin nesi çıkıyorsa işte. Prime'ı aynen. Prime'ı bu ne zaman öngörülüyor? Onun için net bir tarih zaten vermediler. Bu dedikodu olduğu için. Hani dedikodu dediğimde zaten bunlar çoğu anlamda hani PR çalışması olduğu için bir yerde sızdırılıyor. Zaten sonradan şekillenerekten piyasaya sürülüyor. Herhalde tahmin ediyorum bir 3-4 ay içerisinde satışa sunulduktan 3-4 ay içerisinde duymaya başlarız. Ben de şey tahmin ediyorum. Şimdi Apple genelde Haziran'da biliyorsun MacBook falan tanıtır genellikle. Ya da farklı donanımlarını tanıtır. Telefon tanıtmaz. Onun karşılığında da Prime'ı sanki Samsung hani biz de yapıyoruz, biz de buradayız yapmak için koyacaktır diye aynen, düşünüyorum. Haziran doğru bir ay belki olabilir. Belki şey de olabilir. Almanya'da biliyorsun IFA fuarı oluyor o dönemlerde. Hadi oraya da denk getirebilirler. Çünkü Note 3'ü bu sefer... IFA Eylül'dü ama. Yani yaz segmentinden bahsediyorum. Şeye koyacağını zannetmiyorum. iPhone 6 ya da neyse çıkacak telefonun adı. O Eylül'de çıkaracak çünkü duyuracak muhtemelen. Onun karşısına Samsung'un Prime'la duracağını zannetmiyorum. Yani... Çünkü şeyden bahsediyorlar, Note 4'ün geleceğini fakat IFA'da gelmeme ihtimalinden falan bahsediyorlar. Onu farklı bir zamanda kaydırırlarsa eğer belki Galaxy S5'in Prime versiyonunu o yaz tanıtım serilerine ekleyebilirler. Ne kadar olur bilmiyorum. Orada hatta biraz daha böyle hayal kuralım. Ben IFA'da ve işte o dönemde Apple'ın da yeni telefonunu duyuracağı dönemde sürpriz bir şey çıkarabilir Samsung. Dikkatleri çekmek Samsung için. Samsung zaten her yıl farkındaysan yeni bir segment yaratıyor. Mesela bundan 2 yıl önce Note serisini yarattı. Aynen öyle. Ondan sonra Galaxy Gear yarattı. İşte bir dönem bükülebilir ekranlardan bahsettiler. Hı-hı. İşte her yıl mümkün mertebe... Bir dikkat çekmek istiyor. Aynen dikkat çekeceğim. Farklı bir segment yaratmak gibi bir şeyi var. Hani amaçları var. Ve bunu 3-4 yıldır da aksatmadan yapıyorlar. Ben de hani farklı bir şeyler bekliyorum bu yıl. Evet evet, heyecanla bekliyoruz. Daha heyecanla bekliyoruz. Şimdi gene bir müzik arası yapalım. Ardından izleniyor muyuz, takip mi ediliyoruz? Böyle biraz daha paranoyak bir bölümle karşınızda olacağız. Dinliyoruz, sonra beraberiz. Tekno Safari devam ediyor. 94.5 Rock FM'desiniz. Ben Timur Akkurt. Onur Alp Aydın'la birlikteyiz. Onur, Samsung bir Neo dedi. Ne dedi? Neo dedi. Şöyle ki az evvel konuştuğumuz Samsung Galaxy S5 Prime ve S5 Mini arasında daha ilginç bir segment çıkarttı. Şimdi sonuç olarak Samsung Galaxy Note 3'ün minisini çıkaramaz. Çünkü minisi zaten S4 gibi bir şeye muadil oluyor. Hı hı. Onlar da Neo diye farklı bir model çıkarttı. Boyut olarak yine cihazı aynı tutmuşlar fakat sisteminden çok da olmadan az biraz kısmışlar. Ne gibi söyleyebiliriz? Mesela Samsung Galaxy Note 3'ün normalde 8 çekirdeği varken Neo işte 6 çekirdekle geliyor. Bir tane 4 çekirdekli işlemci, bir tane 2 çekirdekli işlemci. Ek olarak işte 3 GB RAM'den biraz daha düşmüşler. İşte 2 GB'lık bir RAM'e PPI'den biraz kısmışlar. Bataryadan biraz kısmışlar derken böyle ilginç bir model ortaya çıkmış. Ara boy bir şey yapmışlar ara yani. Boy olarak aslında aynı ama donanım olarak çok ara boy bir şey olmuş ama hani hala 6 çekirdek olması göz dolduran güzel bir özellik. Fotoğraf makinesi ne var biliyor musun üstünde? Fotoğraf makinesi olarak 8 megapiksellik bir arka kamerayla geliyorlar. Ve hala Android 4.3 ile yayınlıyorlar. 4.4 henüz hala gelmedi. Çünkü. Aslında enteresan bir model olmuş. Güzel yani. Güzel bir aslında model olarak şöyle güzel. Normalde tavsiye edilen satış fiyatı 1800 lira olarak çıkıyor. Hı hı. Ve en azından Samsung cihazlarında belirli bir kırılım zamanı oluyor. 2-3 aydan sonra belirli bir 100-200 liradan başlayarak fiyat düşümüne bayağı geçiyorlar. Aşağıya doğru gidiyor evet. LG G2'ye rakip olabilecek bir cihaz olmuş. Evet onu da bakalım. İsteyelim bize de yollasınlar. Deneyelim ne dersin onu da? Aynen onları zaten en sonunda bir Nokia cihazımızı yaptık. Onun benzer bir cihaz.
Aslında 1320'den de biraz bahsedelim hazır konu açılmışken. Nokia 1320'yi de sizin için hem teknolojiden anlamayan adamla hem Onur Alp Aydın'ın kanalında çok ilginç bir şekilde anlatıyoruz. Çünkü ilginç derken aslında biz normal anlatıyoruz da bazı ilginçlikler oluyor videoda. Seyrederseniz anlarsınız, mutlaka bekliyoruz teknolojiden anlamayan adam ve Onur Alp Aydın YouTube kanallarına. Peki özelliklerine bakalım. 1320'den neler eksik, neler fazla var mı yani? Fazla çünkü bir tane bir şey var. Bir şey var. Şöyle ki 1520'nin büyük abisi oluyor. Her ne kadar boyut olarak aynı gözükseler de sistemsel olarak ve özellikle kamera bakımından 1320 daha az şey vaat ediyor. Fakat fiyat performans oranı olarak hiçbir şey değiştirmemiş Nokia. Kesinlikle orada çok iddialı bir rakamla 1000 lira 999 TL'den piyasaya girdi. Turkcell'de 1100 liraya kadar da çıkıyor. Onu da ek olarak şey yapalım. Fakat tavsiye edilen satış rakamı 1000 lira olmuş. Evet. Çift çekirdekli bir işlemciyle geliyor. 1.7 GHz'lik. Bu güzel bir şey. RAM'i yine 1 GB'lik bir RAM'le birlikte geliyor. Dahili hafızadan da kısmışlar biraz. 8 GB'a kadar düşmüşler. Kamera olarak oldukça fazla kısmışlar. Sen uzun süredir zaten 1520'yi kullanıyorsun. Kullanıyorum, evet. Kamerasının ne kadar kaliteli olduğunu biliyorsun. Burada bayağı düşürüp 5 megapiksele kadar düşürmüşler. Orada bir de tabii şey farkı var. 1520'de hemen kıyas da yapalım. Zeiss lens kullanıyor. 20 aynen, megapiksel gibi çok iddialı bir kamera var üstünde. 1520 böyle ama 1320 de 5 aslında... megapiksel bir kamerayla geliyor. Bayağı da dediğim gibi düşürmüşler. Yani en azından gren bakımından da bakacak olursak tabii çok fark ediyor. Çok ciddi fark ediyor. Önde de bir tane VGA kamera koymuşlar. Hani beklentileri çok yüksek tutmayan, büyük bir cihaz kullanmak isteyen ve multimedyayla Ekranı söyledim mi? Gorilla Glass 3. Gorilla Glass 3 olduğunu söylememiştim. Farko. Öbüründe Gorilla Glass 2 var 1520'de. 1520'de Gorilla Glass 2 ile gelmişler. 1320'de Gorilla Glass 3 kullanmışlar. Belki bunu bir pazarlama strateji olarak yaptılar, bilmiyorum. Ya enteresan bir hani detayla şey çıkmışlar. Hani ben mesela olsam fotoğraf makinesi sanki daha büyük cazibe merkezi benim için. Aynen. Yani biraz da aslında kullanıcıdan kullanıcıya göre de değişir. Batarya konusunda hiç taviz vermemeleri çok güzel. 3400 mAh'lik bir batarya var. Şu an piyasadaki en iyi batarya. Ya, ekranı da büyük gerçi ama... Ben 2 gün kullanıyorum bunu. Aynen, ben işte onu mesela kullanamıyorum. Ne gerek Samsung Galaxy S4'te ne işte General Mobile Discovery'de o kadar uzun süre götürmüyor batarya olarak. Deneyimledik ama şöyle de bir şey var. Hani çok yüksek bir performans beklememek gerek. Sonuçta tabii, orta segment bir cihaz. Yani DPI olarak da piksel yoğunluğu olarak da düşürdükleri için bir farkı hissediyorsunuz doğrusu. Doğru. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Discovery var sende biliyoruz. General Mobile Super'de video tanıtmışsın onunla. Üstelik acayip de bir yoğun talep var bununla ilgili. Şimdi Discovery'nin üstünde ne geliyor? General Mobile'da biraz o konuyu değiştireyim biraz son bölüm olarak da. Çünkü çok talep var, çok soru var bununla ilgili sana da bize de. Ama sen daha ileridesin bizde o konuda. Onun için senden bilgileri alabilir miyiz? Şöyle ki General Mobile Discovery'de daha önceden aslında General Mobile firması yılda 8 tane cihaza varan bir lansman yaparlarmış. Son zamanlarda General Mobile Discovery versiyonuyla son 8 ay içerisinde tek model üzerine yoğunlaşmışlar ve iyi ki de bunu yapmışlar. Çok ciddi bir ün yakaladılar. Çok ciddi satış rakamları yakaladılar. Efsane şeklinde dolaşıyor piyasada. Efsane şeklinde dolaşıyor. Zaten Türkiye'de son kullanıcıya en fazla satılan cihaz General Mobile Discovery olmuş. Onun ardından bu hızını kesmeden yine fiyat performans oranını çok çok yüksek tutaraktan öncelikle General Mobile Discovery 2'yi ardından da General Mobile Discovery Elite'i yayınlamayı planlıyorlar. Öyle ki General Mobile'ın CEO'sunun yaptığı bir, daha doğrusu Twitter'da paylaştığı bir fotoğraftaki benchmark skorlarına bakarak Samsung Galaxy Note 3'ten de yüksek bir performansla yayınlayacaklarını büyük söylüyorlar. Büyük iddia. Çok büyük iddia. Ama fiyat tabii çok da daha bağlı. Ama fiyat da herhalde Note 3'le aynı olmayacaktır. Yani. Olmayacaktır, muhakkak olmayacaktır. Bir de hani bir de güven yarattı. Öyle ki hani ciddi bir güven yarattı General Mobile. Çünkü Türkiye'de Telpa arkasında duruyor. Yani herhangi bir sorun yaşandığında çok rahat şekilde halledebiliyorlar. Ne yapacağım ben bunu demiyorsun. Aynen. Yani. Çünkü Amerika'da küçük bir firma aslında. Çok fazla çalışan olmayan küçük bir firmadan bahsediyoruz. Ama ona rağmen çok ciddi satış rakamları yakalayıp özellikle orta segmentte ciddi bir pazar payına sahip oldu. Evet. Onur çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İki hafta sonra tekrar seni görüşeceğiz, bu stüdyolarda zaten bekliyoruz. Aynen. Biz arada hep görüşüyoruz. Şanslıyız dinleyiciler. Onur'la hep birlikteyiz. Ama siz iki hafta sonra göreceksiniz kendisini karşınızda. Göremeyecekler, duyacaklar. Duyacaklar, aynen. Evet, şimdi kısa bir müzik arası daha verelim. Ardından ufak ufak yerleri süpürüp programı kapatacağız.